Çok önemli Savona'nın ziyaretçileri var. Atatürk'ten sonra gerek Cumhurbaşkanlığı yatı döneminde daha sonraki dönemlerde tabii şu anda Deniz Kotteli'ne devredilmiş durumda. Bir Deniz Kotteli'nin eğitim gemisi ama yani İran Şahı, Rıza Pehlevi, Prenses Süreyya'dan tutun da De Gaulle'dü, Maraşal Tito'ydu. Hemen hemen zaten İstanbul, bakın bu çok enteresandır. Prenses Fazile Abdülmecid'in son halife Abdülmecid'in torunudur. Kral Faysal, ikinci Faysal nişanlanıyor. Daha düşünün, o zamanlar Musul petrolleri sorunu çözülmemiş ve biz Irak kralı bizim damadımız oluyordu. Buna müsaade ederler miydi? Etmediler. Havaalanında Irak kralını beklerken tekrar geliyordu, evlenecekler işte. Irak kralı ve bütün ailesini öldürüyorlar maalesef. Ve bizim damadımız olamıyor. Prenses Süreyya. Bu da oldukça ilginç bir konudur. Evet. Onu da anlatayım yalnız istersen. Tabii lütfen anlatın. Çok güzel bir kadın ama talihsiz bir kadın. Evet. Bu da bizim denizaltımıza, 2. İnönü denizaltına imzaladığı kendi fotoğrafıdır yine verdiği. Ziyaret ediyor. Tabii o zamanlar İran'ın o kadar petrol geliri yok. Bir deniz kotleri çok gelişmemiş. Deniz kotlerini görmek istiyoruz aşağı. O sırada tatbikatlar yapılıyor. Süreyya'nın da, Prenses Süreyya'nın da şey ilgisini çekiyor, denizaltılar. Ya diyor, ben bir denizaltıyla seyir yapabilir miyim? Ve denizaltıya biniyor. Hakikaten Marmara'da denizaltıyla dalıyor. Seyir yapıyor. Periskopla seyrediyor dışarısını. Ve o Rıza Pehlevi'yi görüyorsunuz yine başka bir toplantıda. Rıza Pehlevi de çok gelmiştir. Savunan'da kalmıştır. Evet, Pehlevi arkadaşlar. İşte denizci üniformasıyla. Ve ondan sonra işte oradaki bütün subay personele hediyeler falan veriliyor ama ilginç bir husus daha var. Süreyya Türkiye'ye geldiğinde bizimkiler bir bakıyor, dışişleri personeli bir kadın getirmiş gemiye. Böyle başı kapalı, yaşlı bir teyze. Bu ne? Bu dediler, bu Prenses Süreyya için getirdik. Niye? Prenses Süreyya malum o dönemlerde çocuğu olmuyor. Çocuğu olsun diye çok Beşiktaşlı Hayriye Hanım, bu çok meşhur, Bahriye Hanım. Çok meşhur biriymiş. Yani ona kim gitse muhakkak sonuçta bir çocuğu olurmuş. Çocuğu olmayanlar buna gidermiş. Dışları da onu getirmiş gemiye. Neyse, beraber Yalova Kaplıcalığına falan gidiyorlar. Kaplıcaya giriyorlar falan ama maalesef yine olmuş. Prenses Süreyya'nın daha sonra yine çocuğu olmuyor. Ne kadar güzel bir kadın. Evet. Baksanıza şuna. Süreyya'yla ilgili yine ilginç bir husus var. İşte seyre çıkıyorlar. Meğerse Prenses Süreyya her gün süt banyosu yaparmış. Şimdi dışları bunu bizimkilere söylememiş. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Süt banyosu zamanı gelmiş. Allah'tan o sırada gemide öğrenciler de var. Öğrencilerin süt hakkı da var. Bütün öğrencilerin süt çocuklara hakkı. Çocuklara sütleri buna gitti. Başka çare yok o anda, ne yapsınlar? Bu gerçek. Tabii. Geminin İkmal Subayı'nın hatıralarında var. Çünkü biz bu kitabı yazarken hatıralardan çok yararlandık. O gemide görev yapan subaylar, seyre çıkanlar hatıralarını yazmışlar. Bahriye'de çok yazar vardır bizim. Tabii bu hatıralardan da çok yararlandık. Onların hatıraları bizim için çok kıymetli birer kaynaktı. Oldukça tabii uzun bir çalışma. Jurnalleri, yani bizim geminin jurnalleri dediğimiz, nereye şu saatte girdim, ettim, limana girdim. Bütün hepsi detaylı yazılır. Bunlar da bizim arşivlerimize saklanır. Tabii her gören etkileniyor değil mi? Tabii. Deniz Kotleri sağ olsun bize bu izinleri de verdi. Dolayısıyla bütün ne zaman, nereye, kaçta gitti, ne yaptı falan bütün detaylı kayıtlara eriştik. O da bizim için büyük bir imkandı. Yoksa kolay değil bu kadar tabii. Binlerce hatırayı. Bakın Celal Bayar gemide. Tabii hikayeler çok ilginç. Şöyle bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Atatürk'ten sonra İnönü dönemine geliyoruz. İnönü döneminde İnönü maalesef gemiyi fazla kullanmıyor. Şöyle, sadece Çanakkale'ye intikallerde, yani İstanbul'dan Çanakkale'ye o dönemlerde genelde teftişlere gidiliyor. Bir de trenle Ankara'dan Derince'ye geliniyor, oradan İzmit'e ya da İzmit'ten Savunan'a ile İstanbul'a gitmek maksadıyla kullanılıyor. Bir iki Karadeniz gezisine katılıyor. Onun haricinde yurt dışına gitmiyor mesela İnönü. Hatta Yunan Kralı geliyor, Yunan Kralı'na iade-i ziyaret yapması lazım. Dışişleri Bakanı gidiyor. Aslında İnönü'nün gitmesi lazım. Sonuçta bir kralın ziyaretine Dışişleri Bakanı gönderilmez ama İnönü gitmiyor. Bakın Yunan kralı, Yunan kraliçesi
Burada da yine Celal Bayar. Yani öyle bir ilginç şeyi var İnönü. Kullanmak pek istemiyor. Öyle bir tavrı var. Ama daha sonra Celal Bayar görüyorsunuz. En çok kullanan yatı Celal Bayar. Niye? Celal Bayar zaten bir denizci. Yatçı diyelim. Dolayısıyla Savonarola'yı çok seviyor. Severek kullanıyor. Tabii. Yani dolayısıyla kendisi Savonarola'yı en çok kullanan imkanlarından biridir. Ama ilginç şöyle, tabii yine biraz siyaset kısmına gireyim. Savonarola Atatürk'ten sonra sonuçta İnönü döneminde fazla kullanılmamış, devamlı tartışılıyor. Bunun masrafları çok, satalım mı, satmayalım mı ya da başka bir şekilde mi kullanalım? Mareşal Tito'yu görüyorsunuz burada yine Savonarola'yı ziyaret esnasında.